Düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili bir sorumuz var arkadaşlar. Tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, benzetme, alıntı yapma ve sayısal verilerden yararlanma. Bunlar bu şekilde sıralanmış. Bu, Fatih öğretmen Türkçe dersinden proje ödevi alan 6 öğrencisinden yukarıdaki tabloda verdiği düşünceyi geliştirme yolları sıralamasına uyarak bir sunum hazırlamalarını istemiştir. Projeyi Ulaş, Doğukan, Bahri, Zelal, Elif ve Cumali hazırlayacaklar. Her biri bir madde sınıfta sunacaktır. Doğukan, projesi için birçok ünlü kişinin sözlerini araştırmış beğendiklerini projesinde kullanmak üzere not etmiştir. Yani Doğukan alıntı yapmayacak mı arkadaşlar? Değil mi? Doğukan'ın projesi alıntı üzerine. Zelal Proje sunumu için sözlük getirip sınıfta uygulamalı olarak anlatmayı planlamıştır. O zaman Zelal de tanımlama yapacaktır. Çünkü sözlük direkt tanımlama demektir arkadaşlar. Ulaş Bahri'den önce sonra sunum yapacaktır. Yani Ulaş Bahri'den önce Cumali'den sonra sunum yapacaktır. Elif'e de ne kaldı arkadaşlar? Sayısal verilerden yararlanma. O zaman Bahri'nin projesi neymiş? Benzetme projesiymiş. Hemen bakalım benzetme ile ilgili bir örnek cümle bulabilecek miyiz? Sıfat ismi belirten ya da nitelen kelimedir. Bu tanımlama cümlesidir arkadaşlar ama biz neyi arıyoruz? Benzetmeyi arıyoruz. Çocuğun elma gibi yanakları vardı. Elma gibi yanak nasıl yanak elma gibi yanak. İşte burada benzetme söz konusu arkadaşlar. Cevabım B seçeneği olmalıdır. Buna göre sayısal verilerden yararlanma konusunu aşağıdaki öğrencilerden hangileri sunabilir? Şimdi biz zaten Elif'i düşünmüştük sayısal verilerden yararlanma için. O zaman A şıkkını ve B şıkkını kesinlikle eliyoruz. Arkadaşlar Zelal zaten tanımlamanın karşıtı olan bir projeyi alıyor. Tanımlamaya denk gelen projeyi aldığı için kesinlikle Zelal olamaz. Elif ya da Bahri sayısal verilerden yararlanma konusunu sunabilirler. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olmalıdır. hazırlamış olduğu ödevle ilgili ilk sunumu yapacak olan öğrenci aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki tanımlama örneğimiz birinci örneğimiz olacağı için, birinci projemiz olacağı için Zelal tanımlama uygun olan öğrencidir. Cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Hava sıcaklığı sürekli değişir. Ilık, sıcak ve soğuk olabilir. Bunun birçok nedeni vardır. Dünya Güneş'in çevresinde dönerken güneş ışınları dünyaya bazen dik, bazen de eğik olarak gelir. Dik olarak gelen ışınlar yeryüzünü daha fazla ısıtır. Eğik olarak gelen ışınlar daha az ısıtır. Yine başka bir neden olan dünyanın günlük hareketi sonucunda sabah ve akşam saatlerinde yeryüzü çok ısınmaz. Öğle saatlerinde sıcaklık artar. Bu metne göre sabah öğle akşam saatlerinde güneş ışınlarının dünyaya geliş durumları aşağıdakilerin hangisinde doğru işaretlenmiştir Arkadaşlar yeryüzünü şöyle düşünecek olursak sabahları daha eğik öğlenleri tam dik akşamları yine eğik bir vaziyette gelmiş olması gerekir Sabah dik olanları hemen eliyoruz Sabah eğik olup öğlen dik olacak akşam da yine eğik bir vaziyette olacağı için Doğru cevabım B seçeneği olmalıdır. Bir okulda müzik enstrüman kulüpleri oluşturulacaktır. Bu kulüpler keman kulübü, gitar kulübü, piyano kulübü, bağlama kulübü ve ney kulübü olarak planlanmıştır. Önce bu kulüplerimizin adını yazalım. Keman gitar piano, bağlama ve ney kulübü. Şöyle kulüplerimizi de bir ayıralım. Evet arkadaşlar, bu kulüplere e, öğrencilerden Ayça, Başak, Cansu, Dilek Emel'in hangi kulüplere katılmak istedikleri ilgili şunlar bilinmektedir. Her öğrenci yalnızca bir kulübü tercih edebilecektir. Keman kulübüne yalnız iki öğrenci katılmak istemektedir. Piyano kulübüne bir öğrenci katılmak istemektedir. Dilek bağlama kulübüne katılmak istemektedir. Hemen bağlamanın altına Dilek'in adını yazıyorum. Ayça Ney kulübüne katılmak istemektedir. Emel'in katılmak istediği kulübü başka hiçbir öğrenci tercih etmemektedir. Etmemiştir. Başak ve Cansu aynı kulübe katılmak istemektedir. Sadece iki kişinin istediği keman. O zaman Başak ve Cansu keman grubunda mı arkadaşlar? Başak ve Cansu keman grubunda olacaklar. Kulüplerden birini hiçbir öğrenci tercih etmemiştir. Verilen bilgilere göre. Şimdi geriye kalan Emel ya gitarı seçti ya piyanoyu. Bunu bilemiyoruz. 2, 4, 5 tane öğrencimiz var. Bunların yeri belli. Emel ister gitarı ister de piyanoyu tercih edebilir ama net bir sonuç yok Emel ile ilgili. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılamaz? Bağlama kulübüne katılmak isteyen yalnızca bir kişi vardır. Evet o da Dilek'tir. Başak ve Cansu Kemal kulübüne katılmak istemiştir. Kesinlikle keman kulübüne katılmak istiyorlar. Çok doğru. Emel gitar kulübüne katılmak istemiştir. Hayır, Emel ister piyanoya katılır, ister gitara katılır. Emel ile ilgili net bir bilgi yoktur. Ne kulübünü bir öğrenci tercih etmiştir? O da Ayça'dır. Doğru. Doğru cevabım C şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Çünkü Emel ile ilgili net bir sonuç elde edilmemektedir.